Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatının akışının içerisinde bir de istiğfarı yerleştirdi. Her namazdan sonra namazımın kalitesi arzu edilen seviyede olmamış olabilir diye istiğfar eden bir peygamber. Şimdi siz veya biz kim olursa olsun bir insan istiğfara devam ederse gece gündüz yolda giderken trafikte seyrediyorsun, kırmızı ışıkta araba durdu. Niye boş duruyorsun kardeşim? Çek istiğfarını. Getir salavat-ı şerifeni, niye boş duruyorsun ki? Direksiyon elini meşgul ediyor. Debriyaj ayağını meşgul ediyor. Gönlünü ve dilini meşgul eden ne var? İstiğfar et, zikret, salavat-ı şerife getir. Durmadan ahirete aktar. Dünya hayatından, dünya hayat sermayenden ahiretine aktar. Niye boş duruyorsun ki? Evet, bir insan istiğfara devam ederse Allah ona her darda kaldım Allah'ım dediğinde bir çıkış yolu ikram eder diyor. Nuh Aleyhisselam kavmine efendim diyor ki imansızlıktan vazgeçin diyor. Bir de istiğfar edin diyor Rabbinize. İstağfiru rabbeküm. Eğer Rabbinize istiğfar ederseniz ne olur biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam'ın kavminde kuraklık var, kısırlık var. Efendim bir darlık var. Nuh Aleyhisselam diyor ki bakın diyor eğer istiğfar ederseniz Rabbinize ne olacak biliyor musunuz? Yursilis sema aleyküm midrara. Gökten rahmet yağacak da yağacak. Kuraklık kalkacak. Kuraklık kalkınca rızıklar bollaşacak, çoğalacak. Ve yumdidküm bi emvalin ve benin. Mallarınızı artıracak. Kısırlık da kalkacak. Çocuklarınız nesliniz de çoğalacak. Ve yec'allekum cennetin ve yec'allekum enhara. Demek ki kısırlıkla istiğfarın alakası var mı? Kuraklıkla istiğfarın alakası var mı? Hepsiyle var. Siz eğer istiğfar ederseniz ben de size bereket kapılarını açacağım diyor.